güzellikler. Bugün bak dibimi saklıyorum sizden şu an. Nasıl dibim yok gerçekten. Bugün Bastan'da gördüğünüz gibi saçımı boyatmaya gidiyoruz. Uzun süredir kaçıyordum biliyorsunuz ki. 2 aydır yaklaşık dibimin 2 parmak gelmesini bekliyordum. Bakın tam 2 parmak. Gerçekten çok iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. 2 parmak dibim geldi. Ve ben de o yüzden artık saçlarımı boyatmaya gidiyorum. Bu benim son sarı görüşünüz. Yani 2 sene sonra tekrar sarı olabilirim tabii ki ama... Bugün sarışınla veda ediyoruz arkadaşlar. Uzun süredir bu şekilde biliyorsunuz ki sarıydım. Sarışın olmayı çok sevmiştim açıkçası. Bence bana çok çok yakışıyor ama beni birazcık yaşlı gösteriyor. Yani olduğumdan bir 5 yaş falan kadar daha yaş ekliyor bana diye düşündüm. Ve annem bana şey dedi geçenlerde. Aslında o yüzden boyatmaya karar verdim. Dedi ki yaşlanınca zaten saçlarım beyazlayacak. Bir şekilde tüm saç renklerini kendime yakıştırıyorum bence. Bu zamana kadar biliyorsunuz mor olduk, yeşil olduk, pembe olduk, ombreli olduk. Yani gerçekten aklıma gelebilecek tüm renkleri istedim, tüm renkleri yani yaptım. Büyük ihtimal sarıyı tekrar tekrar çok özleyeceğim. O yüzden benim için bu böyle duygusal bir video. Bir de bir şeylere böyle veda ederken o hep sana daha güzel gözükür ya. Gidiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ya, gitmesin. Born in the city, I was raised on its edges. My pop work is life when it's complex. If I'm loving its center, if I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city I met all my best friends in. Merhaba. Son sarı. Evet. İlk sene sonra önce bir daha. Kısmet olursa artık. Duyguluyuz. Biraz karmaşık duygular içerisindeyiz. Nereden nereye? Ne yeşillerden? İşte ağlayasım geliyor galiba uzun, benim. Uzun bir serüvenin sonucunda. O zaman ben seni bekliyorum şurada. Duygusal tamam. Birkaç an yaşayarak seni bekleyeceğim. Bu arada çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Bu video çarşamba günü yani yarın ben videoyu kesinlikle yayınlamış olacağım. Ki rahat rahat sıra atabileyim. 4 Eylül'de yani bu pazar günü Ankara'da olacağım. Ve Sihir Dükkanı'nın ikinci mağazası açılıyormuş. Bahçeli diye bir yer sanırım. Ankara'yı çok bilmiyorum. Eğer Ankara'daysanız, yakınlardaysanız, pazar günü de müsaitiniz varsa muhakkak hepinizi bekliyorum. Güzel böyle vakit geçiririz diye düşündüm. Kahverengi gideceğim ilk yer olacak aynı zamanda. O kadar hızlı başladık ki pırasa durduramıyorum her zaman. Pırasa kalsa ben daha biliyorum başladım adam boyayacak. Ay çok heyecanlıyım ben. Çok gerginim. Bu boyanın beni kahverengi yapacak olması çok garip. İyi yanından bakmak lazım. Ne gibi? Beğenmezsen dönemezsin. Yani başka çaren yok anladın. Alternatifin olmayacak yani. Beğenmezsen meşgul. İçim çok rahatladı. Bir şey kesinleşti. Ben pazar Ankara'ya gidiyorum. Çok güzel bir buluşma yapıyorum. Yıllar sonra herhalde buluşma yapıyorum. Spontane oldu biraz ama. Ve ilk defa bu saçımı artık beni tanımayacaklar büyük ihtimalle. Bu saçım ne olacak ama o yani? O zamana kadar biraz böyle bir iki kere yıkarsan artmış olabilir. Tamam. Direkt böyle çok sert olmaz. Ne yapıyorsun? Boyuyor musun? Boyadın mı? Boyadın ve bana söylemedin mi Fırat? İnanamıyorum sana ya. Ya bak içersen bundan bir şey olmaz canım. Kahve oluyorum. If you ever feel alone, 'cause yeah, sometimes we'll feel alone. In a second I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain. Vay! Bir gençleştin mi sanki hemen? Efsane oluyor. Aa, ben var hayal kırıklığıyla çıkarım sanıyordum. Şu an bir tadım yerine bir tık geldi, bakacağız. Size son halini göstermeden önce biraz spoiler gibi oldu ama son videom, en son bitmiş halini artık çekerim. Çok beğendim. Arkadaşlar 18 yaşına geri döndüm. Evet arkadaşlar, şimdi artık saçlarını bitirdik. Bence gayet güzel oldu. Yıllar sonra böyle yıllarca denemediğimiz renk kalmadı. Her rengi denedik, rengarenk olduk, sarı olduk falan filan ama şu anda artık özüne döndü, doğallığına döndü. Bence çok da güzel oldu. Biraz böyle şey olduk ama içimiz biraz buruk ama yine de çok beğendik. Çok güzel oldu. Geliyorum. Dan. Çok iyi oldu ya. Gerçekten evet, çok güzel. Çok güzel oldu. Duygusal anlar yaşıyoruz bugün çünkü benim saçımı ilk kez Fırat açmıştı böyle
birden. Çok garip. O videolardan da koyacağım buraya. Gerçekten duygusal bir gün. Işımı tekrar yine sen benim saçıma koyu. Kendi rengime döndüm bu arada. Uzun zaman sonra. Evet, bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak. Yani. Yıllardır beraberiz Fırat. Gerçekten yıllardır beraberiz. Bana bir tane DM gelmiş bugün. Kimler geldi gitti, bir Fırat abi gitti. Hakikaten böyle bir DM gelmiş. Yıllardır söylüyorum, eğer böyle bir renklendirme işlemi yapıyorsanız, düzgün bir yer, kaç tane arkadaşımı gönderdim, böyle düzgün bir yer arıyorsanız muhakkak bir gelin. Herhalde hayatımda saç boyamayan tek insan. Kaç tane arkadaşımı geriye çevirdiğini ben biliyorum ya. Yani düzgün, sağlıklı değilse pek ellemiyor. Saçlarımı yıllarca sarı kullandım. 2 sene sarı kullandım saçımı. Hiçbir şekilde yanmadı saçım. Kendi saçıma taklaya geri döndüm şu an. Şimdi de bir süre, yani çok uzun bir süre kahvede olacağız. Bence 5 yaş gençleştim. Şu an Reşit amca oldum. 18 an. Ya boyaya gelse ebeveyn olmadan boyamam. Çok umarım. Çok mutlu oldum ya, seni seviyorum. Bugün duygusal bir gün. Umarım siz de saçımı beğenmişsinizdir. Ayrıca duygusal koşmalarım devam edecek. Arabada devamı için geliyorum. Şimdilik size ufacık mini bir kliple bırakacağım. Günaydın. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Dün hava karardığı için dedim ki saçlarım güzel gözükmez. yarın böyle bir konuşalım, hani ufak bir makyaj yapacağım. Sonra da bugün de aslında çarşamba günü videonun yetişmesi gereken gün. Ben uyuyakalmışım. Saat böyle 11 geçe, yetişecek mi? Saat kaç yetişecek? Ben de bilmiyorum. Şimdi dün yaptığım şeylerden biraz bahsetmek isterim bir taraftan. Saçı kendi rengine boyadık. Bir manya, yani dibime hiç boya gelmedi. Kendi rengine boyadık ama altlar tabii bir tık daha böyle koyu gözüküyor. İlk yıkamada çok yoğun bir derecede akacak dedi. Bu beni biraz kahretti. Çünkü ben böyle önce böyle açık kahveleri falan gösterdim, tamam mı? Dedi ki hiç dedi, onları şey yapma dedi. Çünkü zaten akacak bu saçları. Dedim nasıl yani? Tabanım çok açık olduğu için saçın tutması, yani saçın kendi rengini tutması biraz zaman alıyormuş. İlk yıkamada bayağı akacak dedi. Haberin olsun. Ben de tamam dedim. Yani bunu bilerek saçımı yıkamıyorum. Öyle. Onun haricinde güzel yorumlar aldım. Zaten annem, en mutlu olan benim annem şu an. Annem inanılmaz heyecanlı. Eski videolarıma falan bakıyorum. İnanılmaz gerçekten. Çok değişmişim aslında. O kadar değişmişim ki suratım falan. Suratım benim şu an estetik yok yani. Yok. Burnum yok. Dudağım zaten şu an kendi dudağı. Dolgu vardı gitti. Çene dolgum gitti. Botokslarım bile gitti. Yani şu an suratım kendi suratım. Sadece dişlerimi yaptırdım. Yani öyle söyleyeyim. İnanılmaz farklı gözüküyorum. Yani videolara bakarken anlamadım yani neyim. Hani tamam, dişler çok fark ediyor. Okey. Ama dişler değil, sanki böyle suratım buraları böyle şiş şiş. Aslında yüz etkiledim mi o kadar kilo vermekten? Estetik yok. Sadece yüzüm oturdu. Gerçekten insan yüzü oturuyormuş. Ama ben yüzüme oturmadan önce pek çirkinmişim yani. Neyse. Kahverengi saçın avantajları tabii ki. Makyajsız bile çıkabilirim dışarıya şu an. O kadar. Haftaya da sizinle beraber şeye gideceğiz. Tabii ki yanımda olacaksınız. Sizinle beraber önce bir cilt bakımına gideceğiz. Kemali Bey'e gidiyoruz. Kemali Güneş'e gidiyoruz. Şu botokslarımı yaptırıyoruz. Dudağıma şimdi... Dudağım çok da dolgu ihtiyacı yok. Biliyorum. Biliyorum ama huysuzluğumdan dudağımın üst dudağım birazcık dolgu istiyorum. Yani azıcık. Çene dolgumu kesinlikle yaptıracağım. Çene, çünkü baksanıza çenem yok şu an. Hani birazcık yapıyor zaten. Hiç fazla yapmıyor zaten. Hep az yapıyor. Birazcık da yüzümün buralarına yapıyor. Bayağı da güzel oluyor. Az az yapıyor ama güzel yapıyor yani. Onları bir halledeceğiz. Onun için tabii cilt bakımımız var. Öyle yapılabiliyormuş. Tabii cilt bakımından sonra ben kıpkırmızı olacağım ama olsun. Dün tabii ben size sürpriz olsun diye çekemedim. Bir şey var ki saçımı kestirmem. Saçımı şöyle kestirdim çünkü uçları çok yıpranmıştı. Perçem kestim kendime. Yani ben şey kesmedim yani, Fırat kesti ama. Bence bayağı da yakışıyor bana. Şimdi benim alnım dar. Alnım dar olduğu için bana kahkül yapmıyorlar. Tamam, anlıyorum, mantıklı. Hani çık çık basıyor. Ama bence mesela buralardan böyle güzel süzülüyor ve zaten şu an 20 yaşıma falan döndüm. Perçemle beraber işte 10 yaşıma falan döndüm düşünüyorum. Bayağı genç gösterdim düşünüyorum. Böyle. Şimdi hızlandırmış makyajımıza başlıyoruz. Ve hemen edite oturacağım. Daha editim yapamadım biliyorsunuz ki. Pazar günü de Ankara'dayım bildiğiniz gibi. Sihir dükkanının mağaza açılışı işte orada olacağım. Eğer böyle yakınlardaysanız muhakkak gelin, hepinizi bekliyorum. Güzel bir gün geçirmeyi de umut ediyorum. Ankara'ya gezeceğim biraz. Bir gün önceden gidiyorum. Ankara'ya gezeceğim. Yani hayalim budur. Çünkü gidiyorum ama hep böyle mesela 7. cadde çok meşhur bir caddeymiş. Ben bunu bilmiyorum. Hani hiç bilmiyorum. O yüzden dedim ki Elif, bir gün erkenden git. Biraz işte ne bileyim, tava mı yeniyor Ankara'da? Öyle şeyler ye. Yani yemek üzere. Hep hiç değişmez.
Böyle bir plan yani. Kendi kendime böyle bir plan yaptım arkadaşlar. Bir de Harry Potter'la ilgili olduğu için acaba dedim böyle silseri de olup mu gelse? Dudaklarımı çerçeveleyince gayet büyük oluyor bak. Dolga hani biraz hadi şuralara birazcık dolga olsa hani şöyle olur. Makyajımın son adımları. Güne güne karşılığı yapalım. Evdeki tüm rujlarım, glosslarımı kaybettim. Bir belli ki saklamak için bir yere koydum yine ve bulamadım. O yüzden çaresizlikle böyle bunu buldum. Diğerleri nerede bakacağız. Ben böyle bazı şeyleri kaybetmeyince saklıyorum arkadaşlar. Sonra sakladığım yeri bulamıyorum bir süre. Şimdi öyle bir süredeyiz. 2 dakika saçımı yapıp geliyorum. Evet şimdi saçımı da yapıp geldim. Böyle önlerini böyle yapmaya bayılıyorum. Eskiden de bayılırdım ama saçım uzun olduğu için olmazdı. Şu an çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben aslında buraları da kıvırmak lazım ama çok fazla zaman kaybetmek istemedim. Saçımı kahveye döndürdüm. Videom bu kadardı arkadaşlar. Çok uzun bir yoldan geçtik. 2020'nin Şubat ayında başlamışız saç maceramıza. 2020'den buraya çok fazla şey değişti. Bu değişirken her böyle yaşadığım şeyde, her gerçekten ben böyle kötü bir şey olduğu zaman saçımı değiştiren bir insanım. Çoğu zaman böyle olmuştur. Yani ne onu yaptığım zaman kendimi gerçekten kötü hissediyordum. Daha sonraki geçiş aşamalarındaki dönem zaten benim geçiş aşamamdı yani. Saçım biraz benim yansıtıyor aslında. Ben o şekilde hayatıma devam edebiliyorum. Daha sonra sarıya döndüm. Benim için sarı da şey bir renk. Şey hazırlık rengi benim için gerçekten. Böyle bir kalmam gereken bir renk olduğunu düşünüyorum. Ama daha sonra sarıyı çok sevdim. Yani burada metafor tabii konuşuyoruz biraz. Yani oradaki konforlu dönemimi de çok sevdim ama artık kahveye dönmenin zamanı gelmişti. Bir noktada artık özüme dönmek gibi de diyebiliriz. Bu saç rengini sevebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü sarıda çok memnundum ama burası gerçekten güzel. Yani hem renk güzel, hem kahverengi zaten kendi rengim, hem özlemişim. Her renge bir anlam yüklediğim için benim için de geriye dönebiliyor olmak. Yani bir noktada aslında özüne dönebiliyor olmak benim için çok anlamlı. Böyle, benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım saç rengimi beğenmişsinizdir. Umarım kesimim de beğenmişsinizdir. Yani düz, şöyle düşünün, yani şöyle de olabilirdim yani. Ama bence bak çok yakıştı bana bunlar. Ben çok beğendim bunları. Bunlar benim hayatımın olmazsa olmazıymış. Değil mi? Sanki suratımı daha böyle küçük, daha böyle seksi gösteriyormuş gibi düşündüm. Bana öyle geldi. Neyse benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben hala videoların ortasında bir yerinde videomu beğenin demeyi unuttuğum için videolarım az beğeniliyor ama olsun. Buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi de unutmayın. Ankara'da olursanız da pazar günü Ankara'da olacağım. Gelin beraber fotoğraf çekinelim. Biraz zaman geçirelim. Güzel olacağını düşünüyorum. Böyle belki silsilen olarak gelirim. Belli olmaz. Bir saçlarımda biraz kahve verelim. Bilemedim yani. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay. Şu saçımı topladım da böyle daha bir hat değil miyim arkadaşlar? Bayağı güzel. Bunu da göstermek istedim. Bayağı iyi böyle ya. Beğendim.